İmamoğlu çünkü bu çok önemli. Anıtkabir'e gitti. Anıtkabir'de de bir tepkiyle karşılaştı, karşılandı daha doğrusu. Bunun şifrelerini anlatacağım size. Çünkü konuyla da ilgisi var. Hem aynı zamanda ben yok normal yürüyoruz biz izin alınması gerekiyor, gerekiyor alınması beyefendi alınması böyle de. devam ediyor tamam. De. bunun için tam, izin tam alınması gerekiyor tam bir konuşma bir bunun izin alınması gerekiyor tamam. tamam pek durduralım Görüntüyle durduralım tamam. efendim devam edebiliriz buyurun efendim devam edebiliriz Serkut yazmış da onu kaçırdım. Benim sorum o zaman şu yani Mansur Yavaş ve basın ekibi Volkan Bey e, Volkan Gültekin yankı odası mı istiyor diye. Ben bunu e, bu meseleyi şimdi aslında burada bağıra bağıra gitmiyor işte ne bileyim böyle bir Tören havası yok ama burada verilmek istenen başka bir mesaj var. Dedim ki devlet demiş ki yani tabii çok kısaca anlatmaya çalıştım. Ee, burada akreditasyonsuz kuş uçmaz. İmamoğlu da sakin karşılamış, kavga etmeyeceğim duruşunu vermiş. Çok incelikli gelecekten bir kesit olmuş aslında diyorum. Şimdi arkadaşlar burada ee, İmamoğlu ee, diyorum ya İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına doğru hani olur da. Yürürse, e, ya ben şimdi şeyden bahsediyorum size, ihtimallerden bahsediyorum. E, çok ciddi bir Ankara direnciyle karşılaşacağını e, görüyoruz. Resim bazen çok şey anlatır. Video deyip geçmeyin, tesadüf deyin geçmeyin, tesadüf deyip geçmeyin. Ankara'da her şey akretasyonla alakalı. Yani neredeyse lavaboya giderken bile akretasyon var mı bacım? <laughs> Yoksam geçemezsin durumları söz konusu. Ee, öyle yani Ankara öyle hep devlet şeyiyle çalışır devlet aklı hep devlet meselesi ve devlette de şöyle akreditasyonun var mı yani e, mesela şey derler nasıl anlatayım size bunu akreditasyon meselesini mesela sen %100 CHP akreditasyonlu gazeteci misin? Ben değilim. Neden değilim? Size anlatayım. Çünkü CHP içerisindeki bazı kanatları çok eleştirdiğim için, örneğin Kemal Bey, örneğin başkaları, yani CHP içerisinde yüzde yüz akreditasyonlu bir gazeteci olduğumu söyleyemem. Bana karşı olan epey ciddi bir yapı da var. Yani bana derken benim gazeteciliğime de olabilir. Tarzımı seven sevmeyen falan. Yani mesela diye örnek olarak anlatıyorum. Ee, mesela ne bileyim? Bunu nasıl örneğini severim diye düşünüyorum ya. Ya şöyle diyelim ki ben şeye Cumhurbaşkanı adayı olacağım. En rahat öyle gazetecikten anlatamadım. Devletin bütün kanatlarıyla barışığım. Yani yargıyla da barışığım, yasamayla da barışığım, yürütmeyle de barışığım. Yani aklınıza gelebilecek her türlü hukuk vesaire, işte emniyet, şu güç, bu güç her yerle barışığım ben. Her yerde akreditasyonum var. Yani benim önümü temizlemek için ellerinden gelen her şeyi yapabilirler mesela hani, oh en güzel örnek bu oldu ama e, bu Mansur Yavaş'ta böyle yani devlette ciddi bir akreditasyonu var o yüzden de çok konuşmaz mesela ihtiyaç duymaz Mansur Bey bu bir gerçek ya yani ben, bunu sadece ben dillendirmiyorum İmamoğlu'nda aynı şey geçerli değil ee, tabii ki Birçok yerde akreditasyonu vardır ben bilmiyorum tahminimden bahsediyorum zaten arkadaşlar. Onun ee, işte örnekte şekil ağda az önce gördüğünüz örnekteki gibi hop hemşerim nereye şeklindeki bir akreditasyon veya o yolda giderken iktidara yani işte öyle dersek eğer adaylık yolunda yürürken çeşitli engellerle karşılaşacağının bugünden videosunu izlemiş olduk. Heh. Oh anlatabildiğim için çok mutluyum. Bazı şeyleri anlatmak zor olabiliyor çünkü yanlış bir tanım sıfat kullanmak istemiyorsunuz kendi açımdan. O vesile de e, bu geçmiş şeyden gelecekten bir fragman niteliğinde fakat İmamoğlu burada çok esaslı bir duruş göstermiş. Bence e, siyaseti o anlamda iyi e, nasıl diyeyim size? hiç tartışmamış. Sen niye böyle diyorsun dememiş ama işte bilmem kime böyle yapıyorsun falan çıkış yok. Öyle mi? Bilmiyorduk. Peki tamam. Yani bu o da şu mesajı vermiş. Bu anlık şeyler önemlidir tepkiler. Yani bilinç dışını, bilinç altını açığa serer. Diyor ki aslında ey devlet ben de seninle kavga etmeyeceğim. Yani uzlaşalım. Yani veya uzlaşma yoluyla yürüyelim gibi bir şey. Yani önümüzdeki yıl bu yaz sonrası aslında çok hareketli geçecek diyebilirim. Bakalım neler neler olacak. Neler neler. <laughs> Ay Allah. Im. Bir şurada mesaj vardı onu kaçırdım. Luxor Rames çok teşekkür ediyorum katkın için. Ya bu arada bir tane şey vardı, video vardı ya. Çok komikti. Ekrem İmamoğlu bir yerde konuşma yapıyor. Tam böyle neler neler diyor. Ondan sonra diyor ki ya böyle de deyince sesim birine benzedi şimdi. Hay Allah'ım diyor. Şahane bir espri. Erken seçimi var Bahar Hanım. Ya şimdi önümüzdeki bir sene yok. Yani herkes çok yorgun. Ee, ama sonrasını garanti edemem. Biraz gidişata göre onu göreceğiz ne olacağını. Böyle bir e, şeyi var. Yani iktidar şu anda diyor ki aslında dolaylı olarak eğer diyor ben bu şeyde e, adaylık savaşında güçlü olamazsam güçlü başka bir tarafı seçerim iki tarafın arasına çatlak yaratırım ben buradan çıkabilirim diyor. Olur mu? Göreceğiz. Şimdi değerli yorumcumuz değerli e, bilim insanı şaka şaka. Biraz e, gerilimi hafifletelim. Hakan Ural'dan bir şey paylaşayım size. Bir şey e, muhalif seçmeni anlamak istemiş bu kez de Hakan Ural. Müsaadenizle biz de onu anlamaya çalışalım. i̇deolojik e, olarak bu birlikteliği sandığa gitmeyi bu kadar iddiasızken motive ne etti? Kışkırtma olabilir. Bu, bu, da AK Parti karşıtı. Tabii o sosyologlar evet. ona bakacak. Yani şöyle düşün genelde iczasız bir futbol takımının taraftarı maça da gitmez. Anca der bir maçıysa doldurur. Evet. Şimdi genel seçimlerden e, yenik çıkmış muhalefetin mevcut haliyle onları genel itibariyle sandığa yönelten motivasyon ne oldu? Biz cevabı verelim değişim. <laughs> Birisi kilo almış yazmış o ben miyim? Yok vallahi almadım susun hassas noktama basmayın çünkü taşınınca tartıyı bulamamıştım. Hakikaten bir kilo almıştım ama vermeye niyetliyim bayramdan sonra görün bir de. Bahar'cığım dizörtümüz yine her zamanki formunda Bahar'cığım reise sahip çıkalım demiş. <laughs> ya alemsin vallahi 2026'da seçim olur demiş Cankat. Ee, o yol aslanlı yol diye söyleyen var. Mes ee, bunlar AKP'ye de geçer diyen var. Kılıçdaroğlu'nun akreditasyonu neydi demiş. <laughs> Sizce arkadaşlar Volkan Gürleyen yayını beğenmeyen Meral Apla gibi olsun demiş. Alemsiniz erken seçimi var diye devlet dediğin kimler onu tartışmak lazım Amerika ve İsrail bizim gerçek dostlarımızdır demiş arada birisi aday kesinlikle İmamoğlu olmalı bu net demiş ee, bir gün İmamoğlu Cumhurbaşkanı makamına gelince rövanşı alacak demiş. Ekrem İmamoğlu evet sakin güçtür iyidir ama bir Doğu Peri... <laughs> ya evet bir Doğu Perinçek gibi muhtarlıkları alamadı yani Ekrem İmamoğlu da. Cık, 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 cık. Bu ne başarısızlık. <laughs> İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Polat Alemdar'la Süleyman Çakır gibi oldular. İmamoğlu'nun arkası bulanık geliyor demiş birisi. Neye istinaden?